Kentin valisi Sayın Şerif Yılmaz'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Bakalım kent hakkında düşünceleri neymiş? Kenti daha iyi tanımak için kentin yöneticilerine mikrofon uzatıyor. İlk olarak Kütahya Valisi Sayın Şerif Yılmaz'ın düşüncelerini alıyoruz. Peri bacalarıyla, mağaralarıyla, oyma kiliseleriyle Kapadokya'sı dediğimiz ancak henüz keşfedilmemiş. Yine tabii bizim açımızdan da önemli özelliği Osmanlı'nın kuruluşu. Efendim tabii Kütahya denince aklımıza Çinliler geliyor. Buranın el sanatları da çok ünlü. Bu Çinlileri dünyaya tanıtabildik mi? Biraz Kütahya'nın bu yönüyle biraz ele alırsak vizyonundan bahsedebilir miyiz? Tabii Kütahya Çinli'nin başkenti. Kültür Bakanlığımız dahil olmak üzere devletin tüm imkanları kullanılmak suretiyle Çinli'nin tanıtılması yönünde çok büyük gayret sarf edilmektedir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Turizmden biraz bahsedecek olursak nedir buradaki önem? Tabii Türkiye'nin ender illerden bir tanesi aslında. 8 adet termal turizm bölgemiz var. Peki bu leblebinin önemine değinirsek Kütahya nasıl bir vizyon çiziyor? Tabii bugün itibariyle Tavşanlı denilince aslında leblebidir. Tavşanlı denilince yine bunun yanında kömür rezervinin büyük bir kısmının bulunduğu bir ildir. Şu önümüzdeki zaman içerisinde Kütahya'da yapılacak en önemli çalışma ne olacak valiliğimizce? Şimdi tabii Kütahya'nın gelişmesi yönünde hızla sanayileşmekte. Onu buradan belirtmek lazım. Kütahya tarım kentinden sanayi kentine doğru hızla ilerlemekte. Bizler de bunun önünü açacak olan çalışmaları hem merkezi hükümet hem yerelde yerel yönetimlerle beraber gerçekleştirmenin gayret içerisindeyiz. Bizim kendi ürünlerimizin, üretimlerimizin ihracat değerini verecek olursam 2013 yılı itibariyle Kütahya'da üretilen ve ihraç edilen toplam ihracat değerimiz 630 milyon dolardır. Sevgili seyirciler, bu hafta zirve konuklarımız arasında Kütahya Valisi Sayın Şerif Yılmaz'la birlikteydik. Kütahya ile ilgili ben bazı tüyoları aldım, sizlere aktardık. Tabii tüyoları aldık ama Kütahya'yı da biraz gezeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Kütahya ile ilgili çok özel bir programla bu hafta sizlerle birlikte olacağım. Yayınımız sürüyor.